İki Tekeriz'den merhaba arkadaşlar. Giriş seviyesi dağ bisikleti almayı düşünen arkadaşlar için böyle bir öneri videosu hazırladım. Aslında bize sürekli soruyorsunuz işte şu bisikleti tavsiye eder misiniz, bu bisikleti tavsiye eder misiniz? Herkese teker teker bisiklet tavsiyesi maalesef veremesek de böyle giriş seviyesi dağ bisikletleri için bir video hazırladım. Eğer isterseniz yol bisikleti ve şehir bisikleti için de aynı şekilde videolar hazırlarız. Bir kere şunu söyleyeyim arkadaşlar, fiyatlar hakikaten yani inanılmaz derecede pahalı. Çok arttı bu doların, euronun oynak olmasıyla beraber mecburen satıcılar da fiyatları arttırmak zorunda kalıyor. Hani bu fiyatları ben de kabullenemiyorum ama maalesef piyasa böyle olduğu için şu anki güncel fiyatlar üzerinden tavsiyeler vermeye çalışacağız. Bisikletlerimiz Rockrider SD 100 Decathlon'dan Chrome XC 75. Şöyle göstereyim. Kron XC75 hidrolik disk frenli. Salkano'nun NG 650'si. Carraro'dan Force 750. Ve yine Decathlon'dan Rockrider SD 540. Şimdi teker teker neden bunları seçtik giriş seviyesi için. Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Artık neredeyse 2500 liranın altına alüminyum kadrolu bir bisiklet bile kalmamış arkadaşlar. Bu gerçekten üzücü. Bu listede de şuna dikkat ettim. Genel olarak dağ bisikleti olduğu için hidrolik disk freni tavsiye ediyoruz. Bisikletleri o şekilde seçmeye çalıştım ve tabii ki alüminyum kadro bizim için olmazsa olmaz. Shimano komponente de önem vermeye çalıştım ama maalesef bu SD 100'ümüzde Shimano komponent yok çünkü fiyatlar hakikaten aşırı pahalı. Yani giriş seviyesi V frenli bisiklet için bile Shimano istiyorsan 3000 liranın, 3500 liranın üstünü vermen gerekiyor rakam olarak. O da biraz sıkıntı olabilir. Şimdi SD 100'ümüzle başlayalım. Bir kere bu bisikleti hem görünüş olarak hem de komponent olarak bu fiyata iyi olduğu için yani fiyat performans oranı iyi olduğu için tercih ettim. Bence görünüşü de fena değil. Şöyle diğer fotoğraflara da bakalım. Hani bu fiyatlara renk olsun işte tip olsun güzel. Özellik olarak şöyle aşağı inelim. Şimdi bisikletimizde 80 mm bir amortisörümüz var. Şurada gördüğünüz gibi. Bu da böyle hafif patikalarda hafta sonu kullanmak için yeterli. Zaten bu bisiklet V fren olduğu için böyle çok hard arazilere girmek için çok uygun değil arkadaşlar. Sadece giriş seviyesi çok hafif patikalarda böyle araziye alışacak arkadaşlar için uygun olabilir. Arka süspansiyon yok ki zaten bu iyi bir şey bu seviyede bir bisiklet için. Arka süspansiyonu olsaydı daha ağır olacaktı. Zaten bu bisikletin en iyi yönü de diğer seçeneklerden en hafif bisiklet olması bunların arasında. İşte hidrolik disk fren vesaire olmadığı için V fren hafiflik olarak iyi oluyor. Vites aksamına gelirsek 21 vites yani arkada 7'li bir rublemiz var. Önde üçlü bir aynak kolumuz var. Maalesef vitesler Shimano değil arkadaşlar. Fiyatlar bu seviyelerdeyken de artık bazı şeyleri görmezden gelmemiz gerekiyor. Microshift vites grubu var. Bu da biliyorsunuz Decathlon'un bazı bisikletlerinde kullandığı bir vites grubu. Kötü değildir, işinizi görür ama uzun vadede sıkıntı çıkartır mı? O konuda çok emin konuşamıyorum maalesef. Bu microshift vitesleri Decathlon'un birçok modelinde kullanıp deneyimledik. Biraz SRAM gibi sert atıyor ama yani atışları güzel, vites atışları ama uzun vadede ne olur o konuda bir şey söyleyemiyorum. Ayrıca bu bisikletin bir diğer artı yönü de rakiplerinden yani diğer markalardan Decathlon biliyorsunuz ömür boyu kadro garantisi veriyor arkadaşlar. Şurada da yazıyor ömür boyu kadro garantisi. Aynı zamanda işte gidon bazı vesaire de bunlara ömür boyu garanti veriyor. Onun dışında da 2 yıllık bir garantisi var. Yani giriş seviyesi için tavsiye edebileceğimiz bir bisiklet. Şimdi geçelim Chrome XC75'e. SD100'e göre bu bisikletin aslında temel olarak farkı hidrolik disk frenli gelmesi arkadaşlar. Şu fotoğrafta gördüğünüz bisiklet. Diğer fotoğraftakiler temsili olabilir. Bunlar V frenli gözüküyor. Bu arada bazı markalar fiyatları kaldırmış herhalde sürekli değiştiği için. Mesela Chrome'da fiyat göremiyoruz. Ama internetteki satış sitelerinden baktığımda yaklaşık 3500 lira gibi bir fiyatı gözüküyor. 3500 liraya da şu an için gerçekten güzel şeyler veriyor arkadaşlar. Şöyle bakalım.
Yine 80 mm kilitlenemeyen bir maşamız var bu arada, onu söyleyeyim. Maşa, kadro vesaire Decathlon'dakiyle aynı, yine alüminyum bir kadro, kilitlenemeyen bir amortisör 80 mm. Bu da aynı şekilde hafta sonu küçük patikalarda bisiklete binmek için yeterli olabilir. Onun dışında bir fark, arka vitesimiz Shimano arkadaşlar. Ön vites kolları vesaire bunlar yine böyle markalar ama arka vitesimiz Tourney, bu güzel. Onun dışında bir de hidrolik disk frenimiz var. Hidrolik disklerde Alhonga. Alhonga aslında çok bilinen bir marka değil hidrolik piyasasında ama V fren kullanırken Alhonga'nın frenlerini kullanmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam Uzak Doğu üretimi, Tayvan vesaire de olabilir. Ama kötü değildi. Umarım hidrolik disk frenleri de başarılıdır diyorum. Yani aslını sorarsanız kullanmadım ama bu fiyatlara hidrolik disk frenli bir bisiklet arıyorsanız düşünülebilecek en uygun alternatiflerden bir tanesi. Yani hidrolik disk dışında aslında SD100'den çok büyük bir farkımız yok ama biraz daha iyi bir fren istiyorsak bu bisiklet de tercih edilebilir. Vites olarak çok bir şey fark edeceğini düşünmüyorum. Zaten sadece arka aktarıcı, Shimano Tourney, onun dışında diğer malzemeler mikroshiftle aynı ayardadır diye tahmin ediyorum. Ama şöyle bir şey var. SD100'den biraz daha ağır bir bisiklettir. Çünkü ekstradan disklerimiz var. Fren kaliperlerimiz var. Bunlar tabii ki ağırlık. Evet, şimdi Salcano NG650'ye geçtik. Fiyat olarak düşükten pahalıya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ve 4250 liraya bakalım Salcano bize neler veriyor. Şöyle görselden baktığımızda bisiklette full Shimano bir set görüyoruz. Aynı kol vesaire de Shimano. Diğerlerinde sadece, yani Chrome'da sadece arka aktarıcı Shimano'ydu. Aynı kol vesaire Shimano değildi. Burada full Shimano görüyoruz. Yine 80 mm bir amortisör ama kilitlenebilir. Bu da düz yollarda amortisöre ihtiyacınız olmadığı durumlarda kilitleyerek enerjinizi daha verimli kullanma imkanı sağlıyor. Ayrıca diğerlerinden en önemli fark, yani Chrome'dan hem Shimano full set hem de hidrolik disk frenlerimiz Shimano arkadaşlar. Zaten artık fren ve vites dünyasında Shimano biliyorsunuz kendini kanıtlayan bir marka. Hiçbir sıkıntı yaşamadan uzun süre kullanacağınızı düşünüyorum. Aradaki 750 liralık farka değer mi Chrome'dansa Salcano? Bence değer, çünkü hem vites aksamı uzun yıllar sorun çıkartmayacak, hem kilitlenebilir bir amortisörünüz var, hem de fren aksamınız Shimano, dertsiz tasasız binebileceğiniz bir bisiklet. Yani Chrome'da kötü değildir demiyorum ama o 750 liralık farka değer arkadaşlar. Şimdi geçelim Carraro Force 750'ye. Yine şöyle görselden bir bakalım. Bu bisiklette de 80 mm bir kilitlenebilir amortisör bulunuyor. Salcano'daki gibi. Bu arada görsel zevk olarak tabii ki herkesin kendi tercihidir. O konuya bir şey demiyorum. Ben sadece komponent ve işte kadro alüminyum olmasına vesaire bunlardan bahsediyorum. Şöyle gelelim özelliklere. Bu bisikletin Salcano'dan farkı arka vitesimiz Altus arkadaşlar. Yani Tourney'in bir üstü. Onun dışında her şey işte ön vites, Tourney, aynı kol vesaire Shimano. Yani bu bisiklette full Shimano diyebiliriz gördüğünüz gibi. Frenlerimiz de yine Shimano hidrolik disk. Salcano'dan farklı olarak bir nokta, lastiklerimiz Schwalbe SmartSam arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Zaten şimdiye kadar baktığımız bisikletlerde pek bahsetmedik ama lastikler en kısa zamanda değiştirmeniz gereken lastikler. Yani bu lastiklerden çok büyük bir verim alamayabilirsiniz. Ama Carraro'da durumlar öyle değil. Carraro'yu aldığınız zaman lastik ömrünü tamamlayana kadar çok fazla şikayetçi olmadan güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu bisikletin de fiyatı yazmıyor. Maalesef Carraro'da fiyatları kaldırmış ama internet satış sitelerinde, yani farklı sitelerde 5100 lira civarında. Yani bu ne kadardı? 4250 lira, yani yaklaşık 900 lira gibi bir fark var arkadaşlar. Bu da ciddi bir fark. Hani sadece arka aktarıcı ve lastik için değer mi derseniz,
Yani bilmiyorum, arka aktarıcı turne değişimi görür derseniz bir çift lastik almak daha mantıklı olabilir. Ama bu da alınabilir tercihlerden bir tanesi. O yüzden listeye bunu da eklemek istedim. Şimdi bana göre giriş seviyesinde alınabilecek en güzel bisikletlerden bir tanesi, kendimiz kullanıyoruz diye söylemiyorum. Bu arada biz de bu bisikletten kullanıyoruz şu anda. Ama hakikaten bu piyasaya baktığımızda bize güzel şeyler veriyor. O yüzden bu bisikleti de listeye eklemek istedim. Decathlon'dan Rockrider ST540 arkadaşlar. Diğer saydığım alternatiflerden bu bisikleti ayıran özelliklere birazdan değineceğim. Ondan önce fiyatını söyleyelim. 5400 lira arkadaşlar. Listenin en pahalı bisikleti. Ama dediğimiz gibi maalesef fiyatlar çok uçuk. O yüzden 5400 lirayı da hak ediyor aslında diğer alternatiflere baktığımızda. Şimdi bir kere görselden başlayayım şöyle. Arkadaşlar bisiklette diğer alternatiflere kıyasla farklar. Kilitlenebilir bir amortisörümüz var yine, ama diğerlerine göre daha uzun. 100 mm'lik bir amortisör var. 80 mm değil. Bu da biraz daha sert arazilere girebilmenizi sağlayacak. Onun dışında vites sistemi üçlü değil. Şimdiye kadar hepsi üçlüydü. Bunun önünde iki tane yaprak var aynı kolda. Yine Shimano. Arkada da yine Shimano'nun Altus vites aktarıcısı var. Dokuzlu bir ruble var. Diğerlerinin hepsi ya 7'li ya 8'liydi. 9'lu bir rublemiz var. Yani 18 vites arkadaşlar. Vites oranı olarak diğerlerine göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yine bu bisiklet de hidrolik disk fren. Ama hidrolik disk frenleri maalesef Shimano değil. Bunu da bir eksi olarak söylemek gerekiyor. Disk frenlerimiz Tektro. Uzun süredir kullanıyorum bu frenleri de. Şöyle bir Shimano değil. Yani onu kesinlikle söyleyelim. Şöyle Rockrider için Tektron'un ürettiği frenler 160 mm disklerle beraber geliyor. Bir Shimano değil ama çok kötü de değil. Ne var? Biraz ısındıktan sonra kötü tutuyor. Yani çok sert kullanımda, çok uzun inişlerde, özellikle freni durmadan kullanıyorsanız, ısındıktan sonra tutuşu biraz laçkalaşıyor. Onun dışında iyi olduğunu söyleyebilirim. Lastiklerde ortalama bir ayarda diyebiliriz. Yani çok kötü değil, çok da iyi değil. Bütçeniz el verene kadar kullanmaya müsait diyebiliriz. Bu bisikletin diğerlerine göre bir artı yön de jant setimiz tubeless uyumlu arkadaşlar. Yani iç lastiksiz sisteme uyumlu tubeless lastiklerle ilgili videomuz kanalda var. Onu da izleyebilirsiniz. Lastikleri değiştirdiğinizde bir tubeless kit ile beraber bu bisikleti iç lastiksiz sisteme geçirebiliyorsunuz. Bu da ne demek oluyor? Daha hafifletmiş oluyorsunuz düşük bir maliyetle. Ayrıca Carraro ve Salcano alternatifine göre, yani bu bisikletleri bu ikisiyle kıyaslıyorum. XC75 ve ST100 ile kıyaslamıyorum. Bu ikisine göre daha hafif bir bisiklet. Bunun sebebi de önde üçlü değil, ikili bir ayna kol olması. Bir yaprak çıkıyor ve bisiklet bir tık daha hafifliyor vites seti olarak, ki vites seti de daha düzgün diyebiliriz. Bu arada arkası Altus, ama bu bisikletin de biraz vites sistemi karışık, onu da hemen geleyim şöyle bahsedeyim. Arkada Altus vites aktarıcısı, önde Microshift, Acera vites kolları, Altus ayna kol. Biraz karışık bir sistem. Yani ne varsa toplamışlar gibi duruyor. Ama ben vites sisteminden memnunum arkadaşlar. Yani o konuda bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Yani arka aktarıcı sorun çıkarabilecek bir parça Shimano. Vites kolları Shimano. Acera güzel bir koldur. İşte ayna kolumuz Shimano. İş görür bir set olduğunu söyleyebilirim. Evet, durumlar böyle arkadaşlar. Yani gönül ister de böyle giriş seviyesi 1000 lira 3000 lira arası bisiklet tavsiyeleri diye bir video yapsaydık, ama maalesef giriş seviyesi 2700 lirayla 5400 lira arası diye başlık atacağımız bir video oldu. Bu seriyi yol bisikleti ve şehir bisikleti için de istiyorsanız, ya da daha üst seviye bisiklet tavsiyeleri olarak da istiyorsanız, yorumlara belirtebilirsiniz. Hatta düşündüğünüz bisikleti yoruma yazıp orada diğer bisiklet kullanıcılarıyla tartışabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Başka videolarda yeniden görüşmek üzere. Şimdiden alacağınız bisiklet hayırlı uğurlu olsun diyorum.